Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün Harput köftesi yapıyorum. Elazığ'ımızın çok sevilen yöresel bir yemeğidir. Tek başına ana yemek de olur kendisi. Malzemelerimi açıklama kısmına yazacağım. Şimdi kamerayı kapatmam gerekiyor bunu çekebilmem için. 2 tane soğanımı bir de maydanozumu robotta çektim. Şimdi bunu burada 300 gram kıymam var, bunları da hepsini birlikte robota çekeceğim arkadaşlar. Bir su bardağı da esmer bulgurumu veriyorum. İrmik ve esmer bulgur. Bir tane yumurta. Toz biber, ince çekilmiş pul biber, reyhan, tuz. Kesinlikle reyhan katıyoruz. Reyhan olmazsa Harput köftesi olmaz. Evet, köftemizi çektik robottan. Şimdi böyle bir kıvamını görmenizi istiyorum böyle. Ben bunu bir elden toparlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra şekil vereceğiz. Robotta çekmek daha pratik ve daha kolay. Eskiden biz bunu tabii elden yoğururduk. Ama robot daha az zaman alıyor, daha pratik oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi köftemize şekil vereceğiz. Önce şöyle avucumda sıkıyorum yuvarlak. Sonra şöyle bir yuvarlıyorum. Böyle şekil vereceğiz. Dolaba, dondurucuya bırakacaksanız eğer böyle tepsiden dondurucuya bırakın, donsun, ondan sonra poşetleyin. Hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle dağılmıyor. Bu şekil yapmasanız da olur, yuvarlak yaparsınız. Ama Harput köfte böyle şekli bu. Kıvamı da bu, şekli de bu arkadaşlar. Evet, Harput köftemizin şimdi soracını hazırlıyoruz. Tereyağı koydum. Biraz bir kaşık da biber salçası. Domates salçası karışık da kullanabilirsiniz. Bizde sevilmiyor pek fazla domates salçası. Ben sadece biber salçası. Evet, köftemizin suyu kaynara çıktı, kaynıyor. İçine bir kaşık, çok tepeden olmayacak, reyhan yine suyuna katıyorum. Yoğurdumda İçine de hamuruna da katmıştım. Köftelerimizi verelim şimdi. Evet, köftemiz hazır. Söndürdük, pişti. Bakın arkadaşlar, hiç dağılma yok. Suyuna bakın. İçinde dağılıp da ezilen hiç yok. Çok güzel oldu. Şimdi servis yapabilirim.